Anayasa çalışmalarında son tablo böyle. Peki milli anayasa çalışmalarında son durum nedir? Onu değerlendireceğiz haber merkezimizin ilk bölümünde ve Profesör Doktor Sayın Kemal Alemdaroğlu hocamız stüdyomuzda, Milli Anayasa Forumu üyesi ve sözcüsü. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler değerli hocam. Sayın hocam 110'u aşkın bölgede gerçekleştirildi Milli Anayasa Forumu. Zaman zaman biz bu bölgelerden gerçekleştirdiğimiz gerek canlı yayınlar gerek haber bültenleri salonların tıklım tıklım büyüklüğü irili ufaklı gidilen bölgenin yapısına oranla oluşturulmuş bu toplantı salonlarında ilginin son derece üst seviyede olduğunu gördük. Geldiğimiz bu 110'u aşkın Milli Anayasa Forumu'ndaki bütün fotoğrafı siz nasıl görüyorsunuz? Onu değerlendirerek başlarım. Bundan sonraki süreci de yine değerlendirmenizi isteyeceğiz. Evet, biliyorsunuz 22 Ekim 2011'de arkasından 10 Aralık İstanbul'da, 10 Aralık 2011'de Ankara'da ve 24 Aralık 2011'de İstanbul'da yaptığımız anlamlı toplantılarla Milli Anayasa Forumu'nu oluşturduk. Niçin? İktidarın ve iktidarla birlikte hareket edeceğini söyleyen bazı muhalefet partilerinin yeni anayasa girişimlerine karşı biz hayır, yeni anayasa, mevcut anayasa anayasa hükümleriyle seçilmiş olan parlamento tarafından yapılamaz. Yeni anayasa kurucu iradenin yaptığı bir anayasa olur. Ancak anayasada değişiklik yapabilirsiniz. Bu değişikliklerde zaten 82 yılında anayasanın kabulünden bu yana 30 yıl içerisinde 17 defa değiştirilmiş, yapılmış ve 117 maddesi değiştirilmiş. Zaten 177 maddesi olan bir anayasanın 117'si değiştirilmişse geri kalan 60 maddeyi de değiştirebilirsiniz. Ancak anayasanın başlangıç bölümünü, ilk 4 maddesini ve ilk 4 maddeyle bağlantılı maddelerini ve 174. maddesini, yani devrim yasalarının korunmasını gerçekleştiren maddeyi asla değiştiremezsiniz. Artı Türk milleti, Türk dili ve laiklik kavramını tartışmaya açamazsınız diye toplantıları başlattık. Ve biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi 116, yani 44 il merkezinde ve 72'de ilçe merkezinde yaklaşık 60 bin yurtseverimizi aydınlattık. Bu süreçte Sayın Başbakan'ın başkanlık sistemi dayatmasını da görünce biz biraz daha geniş kapsamlı düşünmeye başladık ve dedik ki hiç değilse İstanbul'da bir temsilciler, yani bu il ve ilçe merkezlerinde toplantı yaptığımız yerlerdeki temsilciler artı öteden beri bu çalışmalarımıza destek veren milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının, yani meslek odaları, sendikalar, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve medya temsilcileriyle bu pazar günü, yani 27 Ocak'da İstanbul Barosu'nun Orhan Apaydın salonunda saat 13'te bir toplantı yapıyoruz. Bu davetli bir toplantı. İşte davet ettiğimiz kişilerin özellikle başkanlık sistemi dayatmasında geldiğimiz noktayı tartışmak ve başkanlık sisteminin asla Türkiye koşullarına uygun olmayacağını, başkanlık sisteminin Türkiye'de bir federasyona dönüşümü, yani tekil devletten kaçışı, üniter devlet, ulus devletin yıkılarak bir federe devletin ortaya çıkmasına izin vereceğini, her ne kadar bugüne kadar yapılan bazı çalışmalar, özellikle Büyükşehir Yasası ve şimdi biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi ana dilde savunma hakkı gibi bazı girişimler federasyonun altyapısını hazırlıyor ise de, ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, yani Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Savaşı içerisinde kurduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını sağlayan bu meclisten ben federasyonun çıkacağına inancım yok. Yani bu de cumhuriyeti bölmeye güçlerinin olmayacağını, iktidarın gücünün yetmeyeceğini, iktidarın gücünün dış güçlere dayandığını da çok iyi biliyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği,
PKK, Öcalan birlikteliğiyle oluşan bu tablonun gerçekleşemeyeceğine inanıyorum ve bu konuda da bütün aydınlarımızı, bütün yurtseverleri bu bağlamda çalışmalara katılmaya davet ediyorum. Şimdi bu 44 il, 72 ilçe, 116 toplantı sürecine baktığımızda dikkat çeken bir iki gözlem vardı kamuoyunca. Biraz bunu ayrıntılandırmanızı rica edeceğim. Bir, vatandaşların olağanüstü bu toplantılara ilgisi ve desteği ve oy birliğiyle burada açıklanan kararlara desteği. Ya da peşinden belli bir süreç içinde baktığımızda ya siz toplantı belirlediğiniz yer ve zamandan önce ya da sonra Cemil Çiçek'in o bölgede benzer kendi eksenindeki anayasayı anlatma çabası kamuoyuna yansıdı. Ve özellikle iktidarı ve muhalefetiyle aynı masada oturma gayreti olsa da toplumdan kopuk bir anayasa oluşturuluyor tartışması da hızla devam etti. Hem meclisteki anayasa, görüşülen anayasa, hem de sizin oluşturduğunuz bu platformdaki anayasaya destek karşılaştırmasında bize hangi ayrıntıları paylaşırsınız hocam? Şimdi dikkat ederseniz bizim toplantılarımız 110 yerde, 60 bin kişiyi hemen hemen aydınlattık. Yaklaşık 60 bin kişi katıldı. Bunun anlamı ortalama 600 kişi demektir. Bu 600 kişinin kimler olduğuna baktığımız zaman toplantı yaptığımız il ve ilçe merkezlerinin baro temsilcileri, tabip odası temsilcileri, diğer mimarlar, mühendisler, ziraat odaları, bütün meslek odaları, kısaca meslek odaları temsilcilerini görüyoruz. Başkanları ve üyeleriyle. Sivil toplum kuruluşları, başta Atatürkçü Düşünce Dernekleri olmak üzere bütün kadrolarıyla birlikte katıldıklarını görüyoruz. Siyasi parti temsilcilerini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, yani parlamentodaki muhalefet partilerinin temsilcilerini görüyoruz. Artı parlamento dışı bir takım Demokratik Sol Parti gibi, İşçi Partisi başta olmak üzere birçok diğer partilerin temsilcilerini görüyoruz. Bunun dışında basın mensuplarını, akademisyenleri, o bölgedeki üniversite temsilcilerini, hepsini bu toplantılarda görüyoruz. Buna karşılık Sayın Meclis Başkanı'nın bir takım toplantılarında adını duymadığımız bir takım sivil toplum kuruluşlarının yer aldığını görmekteyiz ve katılım da hiç de öyle, bırakınız 500 rakamını, yüzleri pek aşmadığı şeklinde bilgiler alıyoruz. Doğru veya yanlış. Evet. Diğer taraftan Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi bir komisyon kuruldu. Aslında mecliste bir anayasa komisyonu, yasal anayasa komisyonu varken, buna burada tartışmalarla zaman öldürmeyelim diye bir anayasa uzlaşma komisyonu hemen seçimden biraz sonra kuruldu. İşte biraz önce dile getirildiği gibi anayasa uzlaşma komisyonunda temelde parlamenter sistem mi yoksa başkanlık sistemini, yarı başkanlık sistemini, anayasalar bir yerde parlamenter sistem esası alınıyorsa ona göre maddelerini şekillendirecek. Başkanlık sistemi esas alınıyorsa veya yarı başkanlık sistemi ona göre şekillendirecek. Halen bu konuda herhangi bir ortak görüş yok iken, bu konuda bazı çalışmalar kapılar arkasında gizlice yapılmaya çalışılır iken böyle bir uzlaşma komisyonu olabilir mi? Deniyor ki uzlaşma komisyonunda 71 madde görüşüldü, 23 madde galiba, yanlış olmasın, o civarda maddede anlaşma sağlandı. Yani dikkat ederseniz bir görüşme hemen hemen 1,5 yılı aşkın süredir görüşülüyor. Bu süre içerisinde 71 maddenin 20 maddesi, 23 maddesi demek, neredeyse %30'unda anlaşma sağlandı. 4 parti temsilcileri arasında %70'i bir köşede duruyor. Şimdi bu durumda birdenbire bir başkanlık dayatması. Yani bugün Avrupa Birliği bile, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, bunlar da başkanlık sistemine karşılar. Sayın
meclis başkanı bu konuda bilgi sahibidir sanıyorum. Çünkü Avrupa'da krallar var. İngiltere'de işte kral yok, kraliçe var. İsveç'te, Danimarka'da, Belçika'da, Hollanda'da, İspanya'da vesaire. Ama hepsi cumhuriyetle yönetiliyor. Hepsinde parlamenter sistem var. Hepsinde parlamento ve parlamentonun bir yerde iktidar partisinin tayin ettiği başbakanlar var. Parlamento hükümeti var. Ve kralların durumu sembolik bir anlamda geleneksel. İşte kralın belli bir bütçesi ayrılıyor her yıl. Ona göre kralın belli bir yaşantı düzeni var. Yoksa kralın parlamentoyu, örneğin parlamentoyu feshetme yetkisi yok. Yani bir takım meclisten oraların parlamentolarından çıkan yasaları onaylamama, veto etme gibi yetkileri yok. Çok net bilmiyorum ama başka bir takım konularda da hiçbir yetkileri olmamalı. Şimdi başkanlık sistemi, eğer ABD'deki başkanlık sistemi özlemi içerisinde ABD ile birlikte bunlar tasarlanıyorsa Türkiye koşullarına uymayacağını çok iyi bilmek lazım. Nitekim BDP zaten eyalet sistemi istiyor. BDP eyalet sistemi isterken bir coğrafyayı Kürdistan olarak yorumlanmasını istiyor. Bu ne demek? Bu Sevr haritası demek. Bu 10 Ağustos 1920'de, yani daha Ulusal Kurtuluş Savaşı aktif olarak başlamadan önce, yani 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya vesaire savaşları başlamadan önce, biliyorsunuz 1. İnönü Ocak 1921'de başladı. Başlamadan önce işgal devletlerinin Sevr'de imzaladıkları, Osmanlı yetkilileriyle imzaladıkları harita. Neydi bu harita? Bu harita Kuzey Doğu ve Doğu Anadolu'da bir Ermenistan, güneyde bir Kürdistan ve ondan sonra işte İtalyanlara bir yer, Yunanlıstan'a bir parça, bir uluslararası İstanbul ve Ankara ve çevresinde küçük bir şey Osmanlı'ya bırakılıyordu veya Türklere bırakılıyordu. Şu anda söylenmek istenen, federasyon denildiği zaman düşünülen sistem içerisinde bir kere bu Sevr coğrafyası var. Ha, bu Sevr coğrafyası içerisinde öteden beri Ermeni soykırımı sözüyle belirtilmek istenen ilkin tazminat, sonra toprak ise bir de Ermenistan mı oluşturacağız Türkiye sınırları, Misak-ı Milli sınırları içerisinde? Yani bunun için sayın iktidar yetkililerinin çok iyi düşünmesi gerekir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, yani kanla, gözyaşı değil kanla alınan bu topraklar üzerinde herhangi bir devletin kurulamayacağının bilinci içerisinde olmaları, yoksa bu bumerang gibi her şeyi geri tepebilir, kendilerini de mahvına sebep olabilir. Evet, çok önemli uyarılardı. Bugünün anlamında çok daha büyük mana taşıyor kuşkusuz. Bu fotoğrafı çok net bir şekilde masaya yatırdınız Sayın Hocam. Pazar gününe de tekrar dönersek değerli hocam, Orhan Apaydın salonunda İstanbul Barosu'nda saat 13'te 13-18 arasında. 13-18 arasında. Bu bir final mi? Hayır. Yoksa önümüzdeki süreci dair bir rota mı? Bu başlık mı? Yani nasıl bir süreci belirleyecek? Şimdi bizim biraz önce de belirttiğim gibi 60 bin yurtseverimiz bu bilgileri karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz zaman, tamam siz anayasa değişikliği konusunda düşüncelerinizi söylüyorsunuz. Değiştirilemeyecek, üzerinde tartışılamayacak maddeleri söylüyorsunuz. Peki sonrası ne? Türkiye'nin sadece sorunları salt anayasa mı? Türkiye'de ekonomi perişan olmuş. Eğitim, sağlık, her şey. Yaşam değişmiş. Her şey değişmiş. Bağımsızlık, özgürlük gidiyor. Sizin yani anayasa dışında konuşacaklarınız yok mudur? Bir Türk vatandaşı olarak bize ne gibi yol göstereceksiniz? Bizi nasıl yönlendireceksiniz?
şeklinde çok değişik öneriler, teklifler gelmekte. İşte biz bu öneriler doğrultusunda öyle bir merkez oluşturalım ki bu merkez her türlü art düşünceden arınmış, Atatürk'te birleşen, Atatürk ilkelerinde birleşenlerin hangi düşünce yapısında olursa olsun toplanabileceği bir merkez olsun. Bu merkez bundan sonraki çalışmaları tümüyle yönlendirsin, yönetsin ve yurtseverlerimizi her açıdan, her konuda aydınlatabilsin. İşte böyle bir merkez oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Ayrıca biz 28 Nisan 2012'de Ankara'da Yeni Mahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir kurultay yapmış idik geçen yıl. Yaklaşık 3000 kişinin katıldığı bir kurultaydı. Ve yine bu sene, yani 2013 Nisan başlarında bir kurultayla da bütün Türkiye'den gelen temsilcilerle Ankara'da buluşmak ve Ankara'da merkezi hükümette daha güçlü bir şekilde bu merkezi oluşturmaya çalışmak istiyoruz. Yani bir anlamda ekonomi forumları da bu sürecin peşine belki gelebilir. Sosyal gelişim forumları da peşine gelebilir. Efendim, şeklinde bir süreç var. Örneğin bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılmak isteniyor. Hayır, yasak. Ne yasak? Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'e gidemezsiniz. Veya 10 Kasım'da, bizatihi 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm günü veya doğum günü, Atatürk'e ziyarette saygıda bulunamazsınız. Böyle şey olur mu? İşte bütün bunları, ekonomik konuları, sosyal konuları, sağlıkla ilgili konuları, bugün sağlık sisteminde çok büyük değişiklikler yapıldı. Ve sanılıyor ki sağlık sisteminde korkunç düzelmeler oldu, vatandaş rahat etti. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Gerçek hiç de öyle değil. Evet, öyle de bir propaganda var. Hiç yani, de öyle değil. Sağlık Bakanı çok oy kazandırdı deniyor dün mesela görevden hiç alınması. Hiç de öyle değil. Daha bu sabah bir arkadaşım mı SGK'lı olduğu için resmi devlet hastanesine yatırmak istedik. Yer bulamadık. Acil yatması gerekiyor. Zatürresi var. Bir özel SGK'nın geçtiği özel hastaneye yatırmak istedik. Günde 1000 lira ek ücret istendi. Günde 1000 lira ödedikten sonra ne gerek var SGK'lı olmaya, zaten normal vatandaş da o kadar ücret ödüyor. Bunun üzerine birkaç yere telefon ederek nihayet bir başka hastanede kendisine yer bulduk. Eğer arada herhangi birisi, bir hekim veya benim gibi yıllarını bu hizmete vermiş 50 yıllık bir hekim olmadıkça vatandaşın bir hastanede yatması kolay bir şey değil. Ben şu anda bir hastanede görev yapıyorum. Evet. O hastanede görevli bir hanım personel annesinin safra kesesi taşı için bana ameliyat olmak istiyor ama o görev yaptığım hastane özel hastane, onu karşılaması mümkün değil. Onu bir devlet hastanesine, daha doğrusu üniversiteye yatırmaya çalışacağız. Kendisinin gidip yatması mümkün değil. Nitekim bir başka devlet hastanesine gitmiş, yatamamış. Hangi sistem? İlaç almak mı? Yani ben şimdi tamamen konuyu dağıtmak, önemli bir nokta ama hocam. Yani zihinleri çok bulanık bu konuda. Yani sağlık sistemi düzeldi. Nesi düzeldi? Allah aşkına nesi düzeldi? Bir özellikle kanser vakaları için erken teşhis merkezleri oluşturuyorlar. Ama onu merkezleri bulmak bile kolay değil. Aile hekimliği bu iktidarın yaptığı bir şey değil. Daha öncesinden beri başlayan, daha önceden aile hekimliğini kurabilmek için ilkin aile hekimine sahip olmak gerekiyor. Aile hekimi ihtisası çok yeni başlamış bir ihtisas dalıydı. Dolayısıyla yeni yeni bazı pratisyen hekimlerini kurslara ve bir takım sınavlara tabi tutarak aile hekimi yaptılar. Yani 2002'den önce de başladı ve o şimdi daha gelişiyor tabii zaman ilerledikçe. Bu yol konusuna benziyor, duble yol. 49'da kuruldu karayolları. Bütün bu yolları yapanlar Karayolları Genel Müdürlüğü. Bir program doğrultusunda bunlar gidiyor. 49'da, 50'de bırakınız köyleri, ilçe ve il merkezlerinde yol yoktu ulaşılacak. Trabzon'dan
Ankara'ya gelebilmek için iki tane daha silsilesi geçiriyor. Ve iki günde falan ancak ulaşılabiliyordu. Şimdi bilmiyorum ama 6-7 saatte öyle sanıyorum ulaşmak mümkün normal giden birisi için. Yani bir şeyler başladıktan sonra giderken tabii onu daha da geliştirmek mümkün. Yine metrobüs, İstanbul'da metrobüs. Metrobüs rahmetli Aytekin Kotil'in belediye başkanlığında başlayan tercihli yolun devamıdır. Tercihli yol vardı, otobüsler sadece oradan gidiyordu. Sonra gelen bir belediye başkanını onu kaldırdı. Şimdi de metrobüs. Metrobüs şey araç olarak belki tercihli yolda giden otobüslerden biraz daha farklı, daha büyük olabilir. Ayrı mesele. Tabii teknoloji değiştikçe araçların büyüklük de değişiyor. Yani ama metrobüs düz hat üzerine gidiyor. Yanları olmadıktan sonra metro gibi neye yarıyor? Evet. Hatta niye raylı sistem değil? O da ayrı bir tartışma. Daha çok geniş daha, vagonlar tabii, belki tabii. Daha iyi bir sirkülasyon tartışması da bir yandan devam ediyor. Anlaşılan o ki bütün çözüm önerileriyle bir çatı tabii, biz harekete çatı, geçmek üzere. Çatı merkezi oluşturmak ve bütün Atatürk'te birleştik sloganı içerisinde ister sol düşünceli olsun, ister kapital yani ekonomik açıdan, ister sağ düşünceli olsun, hangi sosyal yapıda olursa olsun, hiçbir etnik kimlik düşünmeksizin burada toplanıp Türkiye'nin yönlendirilmesinde etkin olmaya çalışmak istiyoruz. Şu an itibariyle yeni belirlenmiş Milli Anayasa Forumu tarihleri var mı, yoksa bu toplantının sonrasına mı devam edecek? Hayır, belirlenen var. Mesela yarın cumartesi ve pazar günleri içerisinde Selçuk, İzmir, Selçuk ve Tire'de belirlenmiş Anayasa Forumu toplantıları sürüyor. Belli bir program dahilinde devam edecek. Doğrultusunda sürüyor onlar tabii. Ve o süreçte bir yandan devam edecek. Onlara yeni forumlar, yeni çözüm önerileri. Belki de en büyük eksik buydu. Dediğiniz gibi bir medya propagandasıyla her şey iyi, her şey çok güzel, sağlığımız iyi, eğitimimiz iyi ama oradaki sorunlara da çözüm önerileriyle halkın karşısına çıkıp onları anlatmak kuşkusuz çok daha ilginç bir süreci de peşinden getirecekti. Son olarak isterseniz bir kez daha hatırlatalım. 44 il, 72 ilçe, 116 toplantı ve bütün bu süreç sonunda bir çatı yapılanması belki süreciyle düşünmekteyiz ve önermekteyiz. Evet. Özellikle temsilciler bunu kabul ettikleri takdirde hızlı bir şekilde. Bunun ayrıntılandırılacağı toplantı da 27 Ocak Pazar günü İstanbul Barosu Orhan Apaydın salonunda saat 13 ile 18 arasında yapılacak. 55 sivil il temsilcisi, sivil toplum örgütlerinin bu toplantılara katılan önderleri, siyasi partilerin önderleriyle gerçekleştirilecek. Bu toplantıyı da özel notumuz orasında olacak, haber merkezi ajandalarında. Değerli hocam, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla ilgili ayrıca değerlendirmeler aldığım için mutlu oldum, hazır sizi yakalamışken. Efendim, Profesör Doktor Sayın Kemal Alemdaroğlu hocamızla birlikteydik. Milli Anayasa Forumu'nun pazar günkü toplantısı öncesinde son süreci, nereden buraya geldik ve bundan sonraki rota nedir, onun satır arası ayrıntılarını öğrenmeye çalıştık. Hocamız da haber merkezimizin sorularını yanıtladı. Tekrar